Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Trigonometri 0 kitabından Trigonometrik Fonksiyonlar Köşe Taşı 1'deyiz. Sorumuzdan önce bir açıklamamız var. Gelin beraber bakalım açıklamamıza. Şimdi arkadaşlar, burada x eksenini görüyoruz. Diğer ismi neymiş? Kosinüs ekseni. Y eksenini görüyoruz. Diğer ismi ne? Sinüs ekseni. Ve karşımızda bir tane birim çember var. Nereden anlıyorum bakın? Merkezi orijin görüyorsunuz. Yarı çapı, burası 1 olduğu için yarı çapı 1 birim olan bir çember var. Ve bu birim çember üstünde bir P noktası alınmış. P noktasının apsisi yani x'i ile ordinatı yani y değerleri soruluyor. Yani P noktasının koordinatları soruluyor. Ben bunu nasıl bulacağım? Beraber, şimdi ben de buraya çizeyim, inceleyelim. Bakın arkadaşlar, y eksenini çiziyorum. Bir de x eksenini çiziyoruz şöyle. X ekseninin diğer ismi neydi? Kosinüs ekseni. Y ekseninin diğer ismi neydi? Sinüs ekseni. Şimdi birim çember çizeceğim. Birim çemberin biliyorsunuz merkezi orijin. Yarıçapı da bir birim. Buraya orijini yazıyorum. Arkadaşlar x ekseninde orijinden sağa doğru değerler pozitiftir. Birim çemberinde yarıçapı bir birim olduğu için burası birdir. X ekseninde orijinden sola doğru değerler negatiftir. Ve birim çemberinde yarıçapı bir birim olduğu için burası eksi birdir. Y ekseninde orijinden yukarı doğru değerler pozitiftir. O yüzden burası bir. Çünkü karşımızda birim çember var. Y ekseninde orijinden aşağı doğru değerler negatiftir. Ve karşımızda birim çember olduğu için burası eksi birdir. Bunları yerleştirdik. Ve bana birim çember üstünde bir P noktası alınmış. Ben de böyle yazdım P noktasını. Şimdi beraber inceleyelim. Şimdi arkadaşlar O ile P arasını birleştirdim. Bu OP arası uzunluğun ben bakın bir birim olduğunu söylüyorum. Nasıl yani? Arkadaşlar çemberde merkezden çemberin üstüne alınan noktalar arası uzunluk yarıçaptır. Ve karşımızda birim çember olduğu için, birim çemberin yarıçapı da bir birim olduğu için OP uzunluğu mecburen bir olacak. Mesela bakın şöyle yapın. Bakın OT uzunluğu merkezden çemberin üstüne mi alınmış? Evet, bu da yarıçaptır, bu da bir birimdir. Tamam mı? Bunu örnek olarak gösterdim, siliyorum. Şimdi arkadaşlar burada dik üçgen oluşturacağım. Aynı yandaki şekildeki gibi buraya K diyeceğim. Bakın bununla karşısına şöyle Y eksenindeki karşılığını yapalım. Buraya da M diyeceğim. Bu arada şunları görüyorum. Şuraya da yazalım. OK uzunluğu ile arkadaşlar tam karşısındaki MP uzunluğu birbirine eşit. Başka ne görüyoruz? PK uzunluğuyla OM uzunluğu. Bakın tam karşılıklar. OM uzunluğuyla PK uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda bir şey daha söylemek istiyorum. OK uzunluğu, MP uzunluğu birbirine eşit. Ve burası da arkadaşlar bu P noktasının bakın x'i demek. PK ile OM uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda bu P noktasının arkadaşlar y'si demek. Şimdi buradaki açımız da teta'ymış şeklimizde öyle yazıyor. Ben diyorum arkadaşlar, kos teta desem acaba karşıma ne gelecek beraber bakalım. Kosinüs teta ne demek bu dik üçgende? Komşu dik kenar, o da OK, bölü hipotenüs değil mi? Yani şunu görüyorum arkadaşlar, buradaki OK uzunluğu, yani diğer tabiriyle bakın buradaki X, kos teta mı? Bana bu noktanın P noktasının apsisi yani ikisi sorulduğuna ben ne diyeceğim? Çok rahat cos teta diyebilirim. Ben diyorum sin teta'yı bulmak istesem neydisiniz? Karşı dik kenar yani PK uzunluğu bölü 1. Yani sin teta demek arkadaşlar diğer tabiriyle PK demek. Şöyle yazabilir miyiz? PK uzunluğu, diğer tabiriyle PK uzunluğu y demek değil miydi? Ne demek o? Sin teta demek. Yani y yerine ne yazdım? Bakın.
Bu açıklamasıydı. Bunu böyle bilirseniz ileriki sorularda daha rahat ederiz. Ben şimdi sorular üstünde kısaca göstereceğim. Bu şekilde uzun şekilde açıklamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çok zaman alıyor. Hemen örneğimize bakalım. Büyütelim şeklimizi beraber. Şimdi şekilde verilen birim çember üzerinde M, A ve T noktalarının koordinatlarını bulunuz. Şimdi 30 dereceyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bakın, bu 30 derece pozitif yönlü bir açı değil mi? Bunu da unutmayalım. Pozitif yönlü bir açı, yani saat yönünün tersine. Şimdi o zaman M için hemen X'ine şunu diyebilirim. Kosinüs 30, Y'sine şunu diyebilirim. Sinüs 30. M'nin koordinatlarını bu şekilde çok rahat buldum. Şimdi arkadaşlar A noktasının koordinatına geldik. A noktası dikkat ederseniz ikinci bölgede bir nokta. Peki nasıl yapacağım hocam? Bakın şurayı alacaksınız. Farklı bir kalemle alalım. Şöyle nasıl yapalım orayı? Yeşil yapalım. Bakın buradan başlıyoruz. Şuraya kadar. Şu kısmı 90 derece değil mi? Burada da 45 var. Yani A noktasının arkadaşlar şurası 135 dereceye mi denk geliyor? O zaman A noktasının kosinüsü arkadaşlar kos 135 olarak yazılacak. Yani x'i sinüsü de pardon A noktasının x'i kosinüs 135 olarak yazılacak. Y'si de ne olarak yazılacak? Sinüs 135 olarak yazılacak. Burada ben neyi alıyorum? X ekseniyle pozitif yönlü olan açıyı aldığıma da dikkat edelim. Tamam. T noktasına devam ediyorum. Bunu silelim. Şöyle de yes diyelim. Bu arada A noktasının koordinatlarıydı. T noktasına gelecek olursak kırmızıyla alalım. Bakın X ekseninden başladım. Gördüğünüz gibi buradaki açımız arkadaşlar bakın şu kısmı zaten 180 derece. Şöyle yapalım isterseniz size daha iyi olur. Şurayı da bulalım. Biliyorsunuz şu kısımlar 90 derece değil mi? Şöyle toplamda. Yani şu iki yer 180 yaptı. Arkadaşlar şuranın da normalde toplamı 90 derece. O zaman şurasına ne kalır? 70 derece mi kalır? Bana sorulan açı bakın. Şöyle işaretliyorum. Tam burası. Yani 180 artı 70'ten 250 derece. Buradaki açımı 250 derece olarak buluyorum. Bir daha yapmak istiyorum. Bakın. Çoğunuz diyecek ki hocam zaten diyecek şurası 180 derece. Problem yok. Arkadaşlar şu kısımda normalde 90 derece ya. 20'si buradaysa buraya 70 kalmıyor mu? Benim açım şurası bakın. 180 artı 70'ten. Yani benim T noktasının koordinatlarını bulurken kullanacağım açı 250 derece. O zaman başlayalım. T noktasının x'ini bulalım. Kosinüs 250, y'sini bulalım. Sinüs 250 olarak karşımıza çok rahat çıkıyor. Devam edelim. Evet. Açıları doğru bulursak problem olmaz. A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi diyor? Bakın arkadaşlar şuranın tamamı 90 derece. Görüyor musunuz? Bir kısmı 15 ise şuraya kaç derece kalır? 75 derece. Benim A noktasının koordinatlarını bulurken kullanacağım açı x ekseninden başlıyorum. Bakın buraya kadar. Yani 75 dereceyi kullanacağım. A noktasının x'i kosinüs 75, y'si ise sinüs 75'tir. Cevabımız gördüğümüz gibi A seçeneği. Şimdi burayı sildim. Arkadaşlar soru burada olduğu için ben ikinci soruyu size okuyacağım. Bana B noktasının ikinci soruda B noktasının sadece ordinatı soruluyor. Bulalım. Şimdi B noktası burada. Önce bir açıyı bulmam lazım. Biliyorsunuz ki birim çember 360 derece. Bakın buradan başlıyorum.
çemberin tamamlanmasına 15 derece mi kalmış? O zaman B noktası için kullanacağım açı 360'tan 15 dereceyi çıkardığımda 345 derece olur. B noktasının koordinatlarını söyleyecek olursak arkadaşlar, x'i kosinüs 345, y'si ise sinüs 345'tir. Bana ordinatı yani y'si sorulduğu için cevabımız sinüs 345 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bir diğer sorumuz da şu. Bu arada şeklin üstünü sileyim ben. Burayı da sildim. Diğer sorumuz da arkadaşlar, sinüs 120 değeri aşağıdakilerden hangisine eşdeğer diye sormuş bize. Bakalım. Hatta ben yazayım şöyle. Sinüs 120 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Seçeneklerimiz şu şekilde. OK uzunluğu, OL uzunluğu, KL uzunluğu, ON uzunluğu ve MN uzunluğu. Şimdi bakalım 120 derece neresi? Önce ona bakmamız lazım. Burası 90 derece değil mi arkadaşlar? Bakın buradan başlayıp 90 artı 30'dan burası ne çıktı arkadaşlar? 120 derece çıktı mı? Bakın. Tam bu işaretlediğim yer şurası 120 derece mi? Tam bu işaretlediğim yer arkadaşlar 120 derece. Burayı siliyorum. Karışıklık olmasın diye şöyle yapacağım. Yani buradan şurası gördüğünüz gibi. Bana diyor ki sinüs 120. Beraber bakalım arkadaşlar. Şunu size yazmak istiyorum. Sinüs 120 demek. Ben bunu şöyle yazabilirim. 120'yi 90 artı 30 olarak yazabilirim. Şimdi şunu daha sonra göreceğiz. Arkadaşlar 90'da sinüsün değeri kosinüse dönüşür. Kosinüs 30 olarak yazarım. Yani sinüs 120 ile kosinüs 30 birbirine eşittir. E burada küçük bir dik üçgen yokmuş 30 derecenin olduğu yerde. Bakın var. Bu arada OL uzunluğu karşımızda birim çember olduğu için bir birim. Çünkü birim çemberin yarı çapı demek. Kosinüs 30'u nasıl bulurum? Beraber bakalım. Bu arada kosinüs 30'u bulduğumda cevabı da bulmuş olacağım. Çünkü kosinüs 30 ile sin 120 birbirine eşit. Bakalım arkadaşlar kosinüs 30'u nasıl bulacağız? Komşusu neresi buranın? Bakın 30 derecenin. Şurası değil mi? Yani OK uzunluğu bölü hipotenüs ne? Arkadaşlar bu dik üçgende OL uzunluğu yani yarıçap olan bir değil mi? O zaman cevabımız ne çıkıyor buradan? OK uzunluğu yani A olarak karşımıza çıkıyor. Bu da klasik bir soru tipi. Bunu da siliyorum mecburen. En son sorumuza bakalım arkadaşlar. Bana diyor ki cos 240 değeri diyor. Yazıyorum. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi seçenekleri de size yazayım. MN uzunluğu, ON uzunluğu, OM uzunluğu, eksi MN uzunluğu, eksi ON uzunluğu. Şimdi 240'ı önce bulalım. Biliyorsunuz ki burası 90 şu taraf. Burası da 90. Yani şöyle 180 derece yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlar şurası da tamamı 90 olduğu için şurada 60 derece mi kalıyor? 180'e 60 eklersem burası 240 derece değil mi? Güzel. Yani neresi olduğunu buldum aşağı yukarı. Kosinüs 240 diyorum. Arkadaşlar bunu şöyle yazabilirim. Kosinüs 270 eksi 30 yazsam o da kosinüs 240 değil mi? 270'te kosinüs isim değiştirecek. Fakat bir de şunu bilmem lazım. Bu 240 dediğim açı
Bu üçüncü bölgede bir açımı. Üçüncü bölgede arkadaşlar kosinüs, bakın x ekseninin negatif tarafında olduğu için eksi işaretlidir. Önce kosinüsün işaretini koydum. 270 yazdığı için kosinüs sinüse dönüştü. Aslında ben sin 30'u bulacağım ama önüne ne koyacağım? Eksi koyacağız. Beraber bakalım. Şu açıyı tekrar temizleyelim. Bakın burayı başladım. Buraya kadar. Şimdi burada 30 derecenin olduğunu zaten görüyorsunuz. Ben buradan sin 30'u bulurum. Önüne eksi koyarım. Bu arada arkadaşlar buradaki yine OM uzunluğu yarıçap olduğu için bir birim. Bakalım sin 30 ne çıkacak karşımıza? Karşısı 30 derecenin neresi? MN uzunluğu. Hipotenüs neresi arkadaşlar? OM uzunluğu yani 1. Ben buradan sin 30'u MN olarak buldum. MN uzunluğu. Ama bana eksi sin 30 lazım. O zaman cevabımız eksi MN uzunluğu yani D olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.